Tekrar merhaba sevgili Cem TV izleyicileri. Muharrem Özel sohbetlerine devam ediyoruz. Ve şimdi şu andaki konuğumuz Cem Vakfı Onursal Başkanı Profesör Sayın İzzettin Doğan. Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Nereden başlayalım? Tabii Muharrem ayından başlayacağız. Başlayalım. Muharrem ayının Bugün maneviyatına... 9. gün değil mi? Muharrem ayının bugün 9. günü. Evet. O zaman 9. günden başlayalım. Peki. Öyle başlayalım hocam. Buyurun, söz size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Evet. Evvela bizi izleyenleri çok içten gelen sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. Rengi, cinsi, ırkı ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun bizi izleyen bütün izleyicilerimize sevgilerimizi sunarak başlamak istiyorum. Bugün gerçekten de 9. gün konuşmayı tercih etmemin bir nedeni var. Ramazan'ın 9. günü henüz Hazreti Hüseyin'in ve yanındaki 70 yarenin şehit edilmeden önceki gün. Yani 9. gün. O gün yanında 70 kişi değil 100 kişi var. Ve bizde genelde bu anlatılmaz. Oysa 100 kişinin bulunduğu o son günden bir gün evvel Hazreti Hüseyin bir konuşma yapıyor. Diyor ki burada bulunanlar hepinize çok teşekkür ediyorum gösterdiğiniz sadakat ve vefa için. Ama ola ki içinizden bazılarına borçludurlar. Onların üzerlerinde kul hakkınız kalmıştır. Ya da onların sizin üzerinize kul hakkı kalmış olabilir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere Tanrı'nın affetmediği, kendisine güçsüzlük atfettiği adeta tek şey kul hakkının yenmesidir. Eğer kul hakkı yenilmiş ise o hakkı yenen kulun kendi rızasını almadan Tanrı huzuruna gidip af dilemek hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü Tanrı diyor ki ben affedemem. Binaenaleyh razı etmiş ve razı edilmiş olarak gel diyor. Onun için ola ki bu olanlar arasında, yanımda bulunanlar arasında üzerlerinde kul hakkı kalmış olanlar vardır. Onlar da lütfen burayı terk edip gitsinler ve o gereken görevlerini yerine getirsinler. Bu neden çok önemli? Çünkü biraz sonra anlatacağım biraz daha ayrıntılı olarak. Bu kul hakkının yenmesi olayında 28 kişi daha Hazreti Hüseyin'in yanında ayrılıyor 9. gününde. Muharrem'in 9. gününde yanında bulunan 100 kişiden 28 kişi daha Hazreti Hüseyin'in bu konuşması üzerine yanından ayrılıyorlar ve gidiyorlar. Yani 72 kişi bu şekilde kalıyor yanında. Şimdi bundan çıkartılması gereken çok önemli bir sonuç var. Yani bir toplumun çoğunluğunun Müslüman olduğu kabul edilen ve zaman zaman %99 olarak kabul edilen Müslüman bir toplumun içerisinde Kur'an-ı Kerim'in bu hükmü ve Hazreti Hüseyin'in bu yaklaşımı çok büyük bir mana ifade ediyor. Eğer İslam'ın temelinde, İslam'ın özünde kul hakkını yenmemesi var ise 9. Peki. Eğer var ise bu olay, o zaman bugün Türkiye'de uygulanan siyasal sistemi masanın üstüne koyduğumuz zaman kul hakkının hiçbir yerde, hiçbir bölgede, hiçbir şekilde izaha mümkün olmayan
bir biçimde ihlal edildiğini görüyoruz. Yani bu toplumun %99'u Müslüman ise ve İslamiyet'in en önemli temel kuralı olarak, ahlak kuralı olarak, inanç kuralı olarak kul hakkının yenmemesi yatıyorsa, o zaman şu soruyu sorma hakkını kendimde görüyorum. Eğer Türkiye'mizde adeta bir savaş ortamına doğru gidilen bir atmosferin olmadığını düşünebilseydim ve görebilseydim, belki biraz daha sert konuşma ihtiyacını hissederdim. Ama Türkiye şu anda yeryüzünde yalnız kalmış bir ülke durumunda. Ben de sözlerimi söylerken çok daha yumuşak bir biçimde ifade etmek istiyorum. Aleviler dediğimiz 25-30 milyonu aşan bir kitlede anayasanın bütün açık hükümlerine rağmen, yani ikinci maddesine göre, 10. maddesine göre, 14. 24. maddesine göre rengi, ırkı, cinsi ne olursa olsun, siyasi kanaati, felsefesi ne olursa olsun, yurttaşlar yasalar önünde eşittir diyor ve eşit muameleye tabi tutulur diyor anayasa. Ve bu hüküm, yani anayasamızın 10. maddesi, anayasal bir hukuk devletinin temel hükümlerinden birisini ifade ediyor. Devletin önce nitelikleri belirtiliyor 2. maddesinde. Değil mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir diyor. Sonra bu devletin vatandaşlarının niteliklerini belirtiyor. Diyor ki rengi, ırkı, cinsi ne olursa olsun yurttaşlar yasalar önünde eşittir. Peki bunu söyledikten sonra eğer 25-30 milyonu aşan bir Alevi kitlesinin vergisini veriyor mu? Veriyor. Tüccarı da veriyor, memuru da veriyor, çalışanı da veriyor. Hatta işsiz kalmış olmasına rağmen eğer bir takım kaynaklar bulabiliyorsa bu kişi de elde ettiği kazancı belirli bir kısmını az ya da çok devlete vergi olarak veriyor. Burada bir ayrım yapılıyor mu? Peki Aleviler sadece vergi verir ama karşılığında bir şey almaz. Anayasada öyle bir hüküm var mı? Öyle bir hüküm yok. Tam tersine deniyor ki yurttaşlar arasında ayrım yapılamaz. E peki siz Alevi'nin vergisini alıyorsunuz. Askere yolluyorsunuz. Yani vatani görevini şehadet mertebesine çıkarma düzeyinde yaptırtıyorsunuz. Şehadetini kabul ediyorsunuz. Şehit olan Alevi kökenli askeri ya cemevinden ya da camiden şartlara göre merasimle takdir ediyorsunuz ve onu yolcu ediyorsunuz. Peki nasıl oluyor da kul hakkı İslam'ın temel hükümlerinden biriyken siz 25-30 milyon insandan vergilerini alıp sadece İslam'ın bir tek düşünce biçimine, yani Sünni İslam'a ayırıyorsun ve Diyanet İşleri Başkanlığı denen bugün 187 bin kişilik bir kadroya sahip olan ve zaman zaman da değişen, artarak değişen, eksilerek değil, artarak değişen bir dini hizmet grubuna Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu paraları veriyorsunuz. Demek ki bu paraların içinde aynı zamanda kimin de parası var? Alevilerin de verdiği vergilerin payı var. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilen bütçe şunun ya da bunun parası diye verilmiyor. Devletin kendi vergileri toplamasından kaynaklanan ve bütçe dediğimiz kesimden doğrudan doğruya Din Hizmetleri Başkanlığı'na şu kadar milyar lira, nedir o? Genelde 10 ile 11 bakanlığın bütçesinin toplamından daha fazla bir parayı siz Sünni İslam anlayışını benimseyen bir heyete tahsis ediyorsunuz. Geçen gün bugüne kadar duymadığım
ve duymamış olmaktan dolayı da fevkalade müteessir oldum. Ama duyduğum zaman bu Türkiye'de hala ışık var. Hala Türkiye'nin salaha çıkması, aydınlığa çıkma şansı var dediğim bir olayı televizyonda izledim. Siyasi partilerimizden birinin genel sekreteri ya da genel başkan yardımcısı, muhalefet partilerinden bir tanesinin, dedi ki yahu yani insanda utanma duygusu olmalı. Hiç mi siyaseti yönetenler, bu devleti yönetenlerde utanma duygusu yok mudur yahu? Yani 5-10 tane valinin Alevi kökenli olması çok mu zordur? 81 vali içerisinde bir tek valinin dahi Alevi olmaması. Yani bu bir ülke kendisine yakıştırabilir mi dedi. Bu ilk defa bir muhalefet partisinden ve genel başkan yardımcısı ya da genel sekreter düzeyinde duyduğum bir sözdü Musacığım. Evet. Ve çok önemli bir sözdü. Ben yıllardan beri zaman zaman televizyondaki konuşmalarımda bunu gündeme getiriyorum. Yahu çok büyük siyasi deha olmaya ya da çok büyük bir siyaset uzmanı olmaya filan gerek yok. Biraz utanma duygusu olan ve insan olan insan, kendi ülkesinde yaşayan insanların 25-30 milyon kısmına bu kadar haksızlık yapmaya cesaret edemez. Yani hala bir tane vali yoktur, bir tane kaymakam yoktur, bir tane emniyet müdürü yoktur. Hala müsteşar düzeyinde bir tane, karar mercilerinde bir tane Alevi yurttaş yoktur. Yani sanki 25-30 milyon insan bu ülkenin yurttaşları değilmiş şeklinde bir muameleye tabi tutuluyor Alevi yurttaşlar. Biz bunu barış içerisinde siyaseti yönetenlerle konuşarak bu meseleyi halletmek istedik. Ve kendilerine bunun çeşitli ve önemli yanlarını anlatmaya gayret ettik. Dedik ki bakın, eğer siz devleti yönetenler olarak hem başbakan düzeyinde hem cumhurbaşkanı düzeyinde bu konular kendileriyle konuşuldu. Siz bu kadar büyük bir kitleye bu kadar ayrımcı muamelede bulunursanız, pusuda bekleyen büyük dev güçler dünyada Alevilere sahip çıkabilirler. Ve Türkiye açısından çok önemli sorunlarla karşılaştırabilirler sizi. Öyleyse vatandaşınıza sahip çıkın. Yani ayrımcı muameleleri kaldırın. Bir Alevi yurttaşın, çocuğunun hayal kurma hakkı yok mudur Musa Bey? Yani 10 yaşındaki, 12 yaşındaki bir çocuk diyemez mi ki ben de büyüyünce vali olacağım? Böyle bir hayal kuramaz mı? Ve bu bir çocuğun doğal hakkı değil mi? En temel hakkı değil mi? Ama yapamaz. Çünkü söylese bile sukut-u ala uğrayacaktır. Evet. Bu düzen mutlaka değişmelidir. Ve işin daha tatsız olan yanı, yani bir hukuk hocası olarak bunun derslerini 50 yıla yakın üniversitelerde veren bir hoca olarak, işin üzücü yanı sanki sıradan bir olaymış gibi muhalefet partilerinin dahi üzerine gitmedikleri, sanki 25-30 milyon Alevi bu ülkede yaşamıyormuşçasına ilgisiz kalmaları ve meseleyi bir siyasi mesele haline dönüştürme yeteneklerini yerine getirememeleridir. Ben hiçbir ülke düşünemiyorum ki ben demokrasiyle yönetiliyorum. Yani halkın oyuyla seçilenler beni yönetiyor, yasalarımı yapıyor desin. Ve bu kadar büyük bir kitleye ayrımcı muamele yapsın. Yani diğerleri, Alevilerin dışındakiler şu yasalara tabi. Siz de görünüşte bu yasalara tabisiniz ama tabi değilsiniz. Ya siz verginizi vereceksiniz. Devlete karşı vatandaş olarak mükellefiyetleriniz neyse onları yerine getireceksiniz. Ama
size eşit bir muamele yapılmayacaktır. Peki uygulamada nasıl oluyor bu? Uygulamada nasıl gerçekleşiyor bu? Sınava tabi tutuyorlar sözde, objektiflik adına. Yani tarafsızlık adına. Bak biz sınav yapıyoruz, yani herkese eşit davranıyoruz. Ama sınav kağıtlarında en iyi dereceyi alsa bile bir çocuk, eğer Alevi kimliği anlaşılırsa, mülakat safhası denen gayet garip bir safhada ve elimine etmek için kurulmuş olan bir safhada Alevi çocuğu tasfiye ediliyor. Şimdi Kerbela'dan bu yana 1370 küsur yıl geçmiş. Bu kadar yıl geçtikten sonra dahi İslam'ın bu yorumunu kabul eden, yani Tanrı-insan ilişkisinde Tanrı'nın insanda var olduğunu, Tanrı'nın insanda tecelli ettiğini, çünkü ben seni kendi özümden yarattım diyor Kur'an-ı Kerim'de. Yine başka bir ayetinde de Kur'an-ı Kerim'in seni bir damla balçıktan yarattım, kıvamına gelince ruhumdan üfledim diyor. Yani her iki ayette de insan Tanrı'nın bir zerresinden oluşmuş bir varlık olarak kabul ediliyor. Ve sırf bunu bu şekilde anladığı için ve bu anlayışa uygun olarak kendi inanç sistemini cemevleri dediğimiz yerde kadın erkek bir arada ibadetlerini yaptıkları için bu ayrımcı muameleye tabi tutuluyorlar. Bu artık kabul edilemez Musa'cığım. Yani bu bugüne kadar eğer Türkiye'de kargaşa unsuru olmadıysa Aleviler, Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk'e bağlılıkları sebebiyle onun kurduğu devletin tüm unsurlarıyla devamı için bu fedakarlıkları yapıp kargaşa unsurları olmadıklarsa, bunun nedeni Türkiye'de huzurun, barışın bozulmasına katkı sunmama gayretinden doğmuştur. Ama bugün artık bu kadar yıl geçtikten sonra Kerbela'dan bu yana hala Hazreti Muhammed'i ve onun soyuna Alevi dediğimiz kesim büyük bir önem atfediyor, büyük bir sevgi gösteriyor diye farklı bir muameleye tabi tutup Suudi Araplarının kendi inançlarına göre, yani Muaviye'nin Emevi devletinin esaslarına getirdiği ayrımcılığı esas alarak Atatürk'ün Cumhuriyeti'nde bugün bu ayrıma hala devam etmek fevkalade üzüntü vericidir. Yani ümit ediyorum ki uluslararası mahkemeden almış olan kararlar daha fazla bekletilmeden ve en geç Ekim ayında yürürlüğe sokulmak ve uluslararası mahkemenin kararlarının gerekleri yerine getirilmek zorundadır. Evet. Neden bunu buraya kadar getirdim, bu şekle getirdim? Çünkü Aleviler barışı, sevgiyi, dostluğu her şeyden önce tutuyorlar. Vatandaşlık görevini de bunların içinde sayıyorlar. Böyle bir terbiyeyle büyümüşler. Yani Mustafa Kemal'in ve arkadaşlarının, milyonlarca insanın şehadetiyle kurdukları bir devlette kulluktan vatandaşlığa geçiş statüsünü tanıdığı bir devlet sisteminde bir kargaşa unsuru olmayı sürekli olarak reddetmişlerdir. Bunu devleti yönetenlerle sürekli olarak konuştuk. Rahmetli Demirel'le, rahmetli Ecevit'le, rahmetli Erbakan'la, rahmetli Tuğrul Bey'le, Türkeş'le, Alparslan Türkeş Bey'le ve tüm siyasi parti liderleriyle birebir görüşüldü ve bu mesele kendilerine anlatıldı. Yahu yapmayın, etmeyin. Yani bu kadar büyük bir kitleyi siz sürekli iterseniz, kakarsanız, onlara eşit muamele yapmazsanız,
bunlarla oynayacak olan, bunlara hakim olmaya çalışacak olan çok büyük devletler pusuda bekliyor. Nitekim görüyoruz şimdi. Amerika Birleşik Devletleri olsun, Almanya olsun, Fransa olsun, Rusya olsun, pek yakın bir gelecekte de tahmin ediyorum göreceğiz, Çin olsun, Aleviler üzerinde oynamayı deneyeceklerdir ve deniyorlar. Şimdi siyaset yapanların görevi, birinci görevi bir ülkede barışı ve huzuru sağlamaktır. Yani vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayarak onun huzurunu, insan gibi yaşamasını sağlamaktır. Ama Alevilik söz konusu olduğu zaman burada devlet mekanizmasının herhangi bir gayrette bulunduğunu görmüyoruz. Bir hakkı inkar etmemek için de rahmetli Ecevit döneminde onun kendi verdiği talimatlarla Alevilere başbakanlığı döneminde belirli bir pay ayrıldı bütçeden. Ama çok küçük bir pay ayrıldı. Hocam şu meseleyi bir kere böyle geçiştirelim. 5-6 trilyon lira tahsisat verelim. Onunla küçük ihtiyaçlarınızı giderin. Bundan sonraki dönemde de gereken neyse onu mecliste kanun çıkartarak yapalım dedi. Ve 6 trilyon liraya ya da belki biraz daha fazla bir parayı ayırdılar. Ve Kültür Bakanlığı emrine verdiler. O zaman Kültür Bakanlığı İstemihan Talay Bey'di. Kendisiyle görüşmemi istediler. Dediler ki biz parayın tahsisini yaptık bütçeye geçerken meclisten. Onun için sen lütfen kendisiyle görüş ve paranın nereye harcanacağını kendisiyle konuş. Ben Sayın Bakan'dan o dönemden, İstemihan Bey'den randevu istedim. Hocam bekliyorum dedi. Sayın Başbakan bana gerekli talimatı verdi. Sizi bekliyorum. Ertesi günün saat 9'da kendisiyle buluştuk bakanlıkta. Dedim ki Alevilere ayrılan paranın ne şekilde pay edileceğini, yani hizmetlere pay edileceğini ancak Alevilerin inanç önderleri karar verebilir. Onun için belki bir zamana ihtiyaç olabilir. Onları toplamak gerekir. Bana dedik hocam Alevi kelimesi kullanılmıyor ama dedi. Yani 6 trilyon lira para tahsis edildi. Benim bütçeme kondu. Ama Alevi kelimesi yok dedi. E peki Alevi kelimesi yok diye yani bu parayı başka yerlere mi sarf edeceksiniz dedim. Hayır dedi ama dedi sarf şekli belli değil. Ben dedi sizi haberdar ederim dedi. Ve ben tekrar İstanbul'a döndüm. Fakat döndüğümde enteresan bir şey oldu. O parayı tahsis etmişlerdi bile. Hacı Bektaş'ta bir tane cem ve kültür evi yapmak 3,5 trilyon civarında bir para. Bir de Abdal Musa'da yine bir cem ve kültür evi, o da 2,5 trilyon civarında bir miktar. Ve böylece 6 trilyon lirayı iki yerde harcamak suretiyle, sen de bugün Kerbela'yı yaşıyorsun galiba Musa'cığım, güneşin alnında. Olsun, bu da bir hizmettir. Evet. O parantezi de kapatmış olayım. Ve bu 6 trilyon lirayı iki tesiste tüketmek suretiyle olayın kamuoyunda fazla dalgalanmasına filan müsaade etmediler. Şimdi bunları yaşayan birisi olarak daha sonraki iktidarlar döneminde özellikle Sayın Tayyip Erdoğan'ın başkanlığından sonra yaptığımız karşılıklı görüşmelerden onun isteği üzerine bazen benim talebim üzerine yapılan toplantılarda şuna vardık. Yani tamam siz davaları açın. Davalar safhasında eğer bir sonuca varırsanız biz de o sonucun gereklerini yerine getirelim. Bu sözün karşılığı kaç yıl oldu biliyor musunuz? Bu sözün karşılığı aşağı yukarı 16 yıl oldu. Ne demek istiyorum? Türkiye'deki iç hukuk yollarının önce tüketilmesi. Yani Yargıtay, Danıştay ve ondan önceki
mahkemelerin safahatlarının bitirilmesi, sonra Yargıtay ve Danıştay safhalarının tüketmesi, orada da davaları kazanamazsak, mahkemeler bize hak vermezse, o zaman Avrupa'daki, Strasbourg'daki İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat ederek orada sonuçların alınması talep edildi bizden. Kim tarafından? O gün Sayın Erdoğan'ı temsil eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından. Ankara'da 3,5 saat süren bir toplantıdan sonra mutabık kaldık ve hocam dedi, siz bu davaları kazanırsanız o zaman asıl biz kazanmış olacağız. Çünkü bu meseleyi böylece halletmiş olacağız. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 203 kişiyle, halbuki binlerce kişi vekaletname verdi. Ama bunun kırtasiyanları, bunun masrafları, bu dosyanın kabarması vesaire işi biraz yavaşlatabilir diye sadece 203 kişinin, ısrarlı olan kişilerin vekaletnameleriyle birlikte, başta ben olmak üzere, çünkü benim önce bunu risk olarak kabul etti arkadaşlar. Hocam önce sen şey yapacaksın dediler, bu davayı açacaksın. Biz de yanında olacağız. İyi peki. Onun için bir numarayı bana verdiler mahkeme tarafından. Yani mahkemenin derken sekreterya tarafından. Ve onun içinde bu mahkemenin vermiş olduğu karar, büyük daire kararı, aşağı yukarı 90 sayfadır. Ve 6 yıl sürdükten sonra, 6 yıllık süreden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Alevilerin haklı olduğu oy birliğiyle kabul edildi. Evet. Tam olarak bu karar neyi anlatıyor hocam? Yani birkaç maddeyle eğer sıralayabilirsek, somut olarak ne anlatıyor? Ha, somut olarak karar şunu söylüyor. Diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre Türkiye Cumhuriyeti laik sosyal bir hukuk devletidir. Eğer laik bir ülkedeyseniz, o zaman inanç grupları arasında ayrımcı muameleler yapamazsınız. Peki ayrımcı muameleler yapamamak ne demektir? Siz genel bütçenizden, yani bütün yurttaşlardan aldığınız vergilerden sadece bir İslam mezhebi yararlanıyorsa, yani Sünni İslam'a bu paraları tahsis ediyorsanız ve diğer İslami kesimlere buradan pay vermiyorsanız, bu diyor doğru değildir. Avrupa İnsan Hakları Antlaşması'nın 9. maddesine aykırıdır. Kesin bir biçimde aykırıdır. Öyleyse madde 1, Aleviler genel bütçeden paylarını almalıdır. 1. maddesi kararı. Neden? Çünkü bugün Alevilerin köylerden büyük şehirlere doğru göç ettiğini biliyoruz. Ve İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi, Antalya gibi şehirlerde Alevi nüfusu fevkalade artmış durumdadır. Yani 50-60 yıl içerisinde Alevi yurttaşlar köylerden, dağ eteklerindeki köylerden, dağdaki köylerinden ya da orman içi köylerinden koparaktan büyük şehirlere doğru geldiler. Geldiler ama Alevilerin büyük şehirlerde bir ibadethaneleri yok. Bir tek dahi cemevleri yoktu. Şimdi İstanbul'da nereden baksanız 6 milyonun üzerinde Alevi var. Peki 6 milyon Alevi'nin bu son zamanlara kadar, yani koalisyon hükümetlerinin 1997'ye kadar, Hacı Bektaş'la aldığı karara kadar herhangi bir cemevi yapılması söz konusu değildir. 1997'de koalisyon hükümetiyle yaptığımız görüşmelerden sonra Cem Vakfı olarak ve Cem Vakfı'nın başkanı olarak benim arkadaşlarımla yaptığımız görüşmeden sonra Hacı Bektaş'la buluşmamız talep edildi. Kim tarafından? O zamanki Başbakan Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz tarafından.
Bir gün telefon etti. Dedik hocam, ayın 16'sında, 16 Ağustos'ta Hacı Bektaş'la hep beraber buluşabilir miyiz? Tabii, niye buluşmayalım? O zaman dedi, diğer koalisyon arkadaşlarımla da konuşacağım. Sayın Ecevit'le ve Cindor'un kurduğu ve aynı zamanda da şeye iştirak ettiği, koalisyona iştirak ettiği dönemde beraberce dedi orada buluşalım. Sayın Cumhurbaşkanı da orada olacak. Demirel'di, Sayın Demirel'di rahmetli. Ve orada dedi bu meseleyi halledelim. Peki dedim. 16 Ağustos'ta biz orada bulunduk ama 16 Ağustos'ta bir telefon geldi. Sayın Başbakan, o zamanki Mesut Yılmaz Bey'in genel sekreteri tarafından, Sevgi Hanım tarafından. Dedik hocam, Sayın Başbakan şu anda mecliste ve bugün ilkokulun, daha doğrusu ilk öğretimin 8 yıla çıkartılması yasası görüşülecek. Bunu muhafazakar kanat engellemek istiyor. Eğer biz sabaha kadar sürebilecek olan bu tartışmalarda biz bulunmazsak bu kanun çıkmaz dedi. Onun için halkı tutabilir misiniz orada bir gün daha? Yani 17 Ağustos'ta da biz gelsek olur mu dedi. Siz gelecekseniz, belki de kanun çıkmış olarak gelirseniz, ilk öğretimin 8 yıla çıkmış olmasını bir yasa müjdesiyle gelirseniz daha da iyi olur dedim. Ve biz halka orada ifade ettik. Hoparlörlerle, kendi şahsi ilişkilerimizle dedik ki buradan bir yere ayrılmayın. Yarın hükümet burada bir toplantı yapacak. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir hükümet Cumhurbaşkanlığı'nın riyaseti altında Hacı Bektaş'la bir hükümet toplantısı yaptı. Ve o toplantıda şu kararlar verildi. Dendi ki bundan böyle cami de bizimdir, cemevi de bizimdir. İkisinin arasında bir fark gözetilemez. Bu çok önemli bir sonuçtu ve tarihte bir ilk adımdı Cumhuriyet tarihinde. İkincisi, Yavuz Sultan Selim'le Şah İsmail'i artık barıştırma zamanı çoktan gelip geçmiştir. Bu ikisi de bizimdir, ikisi de Türk hükümdarlarıdır. Binaenaleyh bunların arkalarında bıraktıkları kavgaları ve bölünmeleri ortadan kaldırmamız lazım. Üçüncüsü, Cem Vakfı'na 44 dönümlük bir yer o gün tahsis edilecekti ve o tahsis edilen yerde Başbakan Yardımcısı olarak rahmetli Bülent Ecevit, çok değerli eşi rahmetli Rahşan Hanım'la birlikte temelini atacaklardı ve böylece Cem Evlerinin hukuken meşru bir zemine dayandığı hükümet tarafından kabul edilecek ve ülkenin her tarafında bundan böyle cem evleri yapılırken, şehir merkezlerinde yapılıyorsa, il merkezlerinde, oranın valisi, oranın emniyet müdürü ve oranın garnizon komutası da kürekle temele harç koyacaklar dendi. Ve bu kural uygulamaya kondu. Kondu, gereği yapılmak üzere gerekli yasaların çıkartılmasına karar verilmişken şey bozuldu. Koalisyon çöktü, yeni seçimlere gidildi ve ondan sonra Türkiye değişik bir istikamette yelken açmaya başladı. Açmaya başladı ama biz kararlıydık. Yani bu işi sonuna kadar götürecektik. Çünkü ben bir devletler hukuku hocasıydım ve devletler arasındaki ilişkilerin hangi kurallara tabi olduğunu bilen birisiydim. Eğer bir antlaşmaya taraf olmuşsanız, uluslararası antlaşmaya imza etmişseniz, onun gereğini yapmak zorundasınız. Ve Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Antlaşması'nı imzalayan bir devletti. Ve yine o dönemde, daha sonraki sayın bugünkü Cumhurbaşkanı ile görüşmelerimizde
Dedi ki hocam tamam biz bu işi yapacağız ama bunu halka benimsetmek lazım. Ne demek istiyorsunuz dedim halka benimsetmek. Dedi biliyorsun bir takım dedikodularla yürütülen bir olay bu. Onun için halkın muhtelif kesimlerinden yani mesela işverenler kesiminden, mesela işçiler kesiminden, sendikalar, sendika başkanlarının buluşacağı, işveren sendikalarının buluşacağı, sivil toplum kuruluşlarının buluşacağı, Alevi dedelerinin buluşacağı, böylece 6-7 kategoriyi zikrederek onların hepsinin Alevilik meselesini tartışmasına gidecek olan bir yolu hazırladılar. Ve bu olayın başına da Faruk Çelik Bey'i getirdiler. Faruk Çelik Bey'e ilk toplantıda, ben de katıldım çünkü, ilk toplantıda söz istedim birinci konuşmacı olarak. Sayın Bakan eğer Alevileri tekrardan biraz oyalamak niyetiyle bu toplantıları yapıyorsanız yanlış yaparsınız dedim. O zaman ben bu toplantıyı terk eder giderim. Siz kendiniz doğru bildiğinizi yaparsınız. Biz de kendi doğru bildiğimizi vatandaşlar olarak gereğini yaparız dedi. O zaman gayet bir eda ile kendisine güvenen bir insan edasıyla hocam dedi şerefim üzerine söylüyorum. Bu ciddi ve samimi bir girişimdir. Bunun pozitif sonuçları olacak dedi. Toplantıyı terk etmeyin dedi. Peki sözünüze Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı olarak güveniyorum dedi. Ve bu şekilde devam etti. Toplantılar yapıldı. Alevi Çalıştaylar adı altında biliyorsunuz 7 tane toplantı yapıldı. Evet, ben de katılmıştım bir. Öyle mi? Ve o toplantılar sonradan basıldı. Başarılı bir biçimde ve iyi bir Türkçe ile yazıldı, basıldı. Yani 600-700 sayfalık bir kitap. Ve biz sonradan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiğimizde o mahkemede açtığımız davalarda önemli ölçüde o rapordan yararlandık. Dedik ki bakın bu devletin kendisinin tanzim ettiği bir süreçtir. Binaenaleyh bizim kendimizin uydurduğumuz bir süreç değil. O süreçte varılan sonuçlar da şudur. O sonuçlarda diyor ki Alevilere ayrımcılık yapılıyor, Alevilere haksızlık yapılıyor ve bu haksızlık en kısa sürede giderilmelidir sosyal barışın sağlanması için. Ve 17 yargıçtan meydana gelen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi oy birliğiyle 17 ayrı devletin yargıçlarıyla, tek devletin değil, 17 devletin ayrı 17 yargıcı oy birliğiyle Alevilerin haklı olduğunu söyledi ve Alevilere şu hakların verilmesi gerektiğini söyledi. Devlet Alevilere ayrımcılık yani hukuki deyimiyle diskriminasyon yapıyor dedi. İkinci sırada yani ayrımcılık yapıyor. Alevi inanç önderlerinin yani dedelerin yaptıkları hizmetler kamu hizmeti olarak kabul edilmelidir. Yani sizin hocalarınız gidip camilerde vaaz verirken ya da ibadeti yaptırırken hangi haklara sahip iseler Alevi dedeleri de Alevilerin cemlerini o şekilde yürütme haklarına sahiptirler ve bunu yaparken bir kamu hizmeti yapıyorlar. Hocanın yaptığı hizmetin niteliği neyse Alevi dedesinin yaptığı hizmet de aynı niteliktedir dedi. Eğer sen ona maaş veriyorsan Alevi dedelerine de maaşını vereceksin. Sosyal haklarını vereceksin, onun özlük haklarını vereceksin, sosyal sigortalarını vesairesinin tüm haklarını vereceksin dedi. Sonra divan haklı olarak şu soruyu sordu. Dedi ki peki siz Alevilere inançlarını icra edebilmeleri için imkan tanımazsanız, büyük şehirlere artık göç ettiği hükümetçe de kabul edilen bu Alevi kesimi
kendi inançlarını böyle büyük şehir ortamında kendi çocuklarına nasıl aktaracaklardır 50 sene sonrası için, 70 sene sonrası için, 100 yıl sonrası için? Kurumlar lazım dedi. Bu kurumların oluşturulması lazım. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı ibadethanelerinin olması lazım ve o ibadethanelerin devlet tarafından finanse edilmesi lazım. Başka? Şeysiz olarak, tereddütsüz olarak cemevleri Alevilerin ibadethaneleridir. Yani bu konu tartışılamaz dedi. Başka? Diğer ibadethanelere, yani camilere, yani kiliselere, yani havralara tanınan imtiyazlar neyse, imkanlar neyse cemevlerine de aynı şekilde tanınmalıdır dedi. Bu divanın kararından doğrudan doğruya yaptığım alıntılardır. O arada Diyanet İşleri Başkanlığı hükümeti temsilen orada temsilciler bulunduruyordu. 7-8 tane avukat adı altında hukukçu bulundurdu. Sözde bu işin uzmanlarıydı. Ve şunu söylediler Musa Bey. Yani peki Aleviler bu haklardan yararlanamıyor diyorsunuz. Ama dediler ki Profesör Doğan söylesin bakalım. 1000 tane Aleviye sorsan Alevilik nedir diye 1000 tane farklı cevap alacağız dedi. Biz bu Alevilerin hangisini Alevi diyeceğiz ve hangisini esas alarak kendilerine destek vereceğiz dedi. Divan kesin bir dille böyle bir itirazı reddetti. Dedi ki bak arkadaş, yani mealen söylüyorum. Bak arkadaş dedi, bir inancın niteliğini, o inancın başka inançlarla olan benzer taraflarını ya da farklılıklarını tayine sadece ve sadece o inancın önderleri karar verirdi. Yani sokaktaki gördüğün herkes, sen mikrofonu tut, de ki Alevilikten ne anlıyorsun? De ki sen bilmem Alevi, sen şunu nasıl yaparsın? E ama bak şu iki kişi arasında fark var diyemezsin dedi. Herkes demokratik bir toplumda dilediği şekilde konuşmak, dilediği şekilde düşünmek ve dilediği şekilde inanmak hakkına sahiptir. Bu temel bir özgürlüğüdür demokrasinin. Eğer Türkiye Cumhuriyeti bir demokratik devletse onun da bu kurallara uyması ve efendim işte birçok Alevilik tanımı var. Onun için biz devlet olarak çok zorluk çekiyoruz. Hangi gruba destek verelim diye böyle bir savunma olamaz dedi. Onu Alevi dedelerine soracaksınız. Alevi dedeleri size İslam nedir? Aleviliğin İslam içindeki yeri nedir? İslam'ın kendisinin özünün neresindedir? Ortasında mı, yanında mı? Ya da farklı yaklaşımların içinde mi? Bunlara ancak Alevi inanç önderleri karar verebilir dedi. Ve böylece bu söylediğim noktalarda toplanmak üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 26 Nisan 1916'da, yani 4 seneyi geçti, 5. yıla giriyoruz. Bu kararı verdi ve hükümete tebliğ etti. Hükümete dedi ki bu kararı uygulamak zorundasın. Ama divanın prosedürü şudur. Divan bir davayı gördükten sonra davadan kararını verir ve el çeker. Der ki benim işim burada bitti. Peki ondan sonra kim icra edecek? Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi. Kimdir bu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi? 47 devletin, yani Avrupa Konseyi'ni oluşturan 47 devletin Dışişleri Bakanlığından oluşan bir heyettir bu. 47 devletin Dışişleri Bakanı toplanır, mahkemenin verdiği kararı
ne olduğunu, hükümetlerin bu kararla ilgili ne yaptıklarını sorarlar. Büyükelçilerini çağırıp sorarlar. Kardeşim bize 15 gün içinde rapor ver. Sen bu kararı hala uygulamıyor musun? İşte tabii büyükelçi haklı olarak işte efendim Ankara'ya sorayım, Ankara'dan cevap alayım filan diyecektir. Diye diye 4 yıldır devam ediyor bu. Ama bundan birkaç ay önce, fazla değil yani bir ay ya da 1,5 ay önce Avrupa Konseyi Genel Sekreteri buraya geldi. Çünkü Avrupa'dan baskılar gidiyor. Düşünün biz baskı yapmayı, hükümetin işini bugün Türkiye'de barışı korumaktaki zorluklarını göz önünde bulundurarak hükümete de yüklenmiyoruz. Demiyoruz ki ya niye uygulamıyorsunuz kardeşim? Yani ille binlerce, yüz binlerce davaya muhatap olmak istiyorsun? O zaman yargı organı felç olur. Davaların altından kalkamazsınız. Öyleyse şu kararı uygulayın. Ve bunu uygulayacağız demeyin. Uygulayın. Ve nitekim genel sekreter gayet sert bir basın toplantısı yaptı. Orada soran gazeteciler yani efendim peki Türkiye siz söylüyorsunuz ama Türkiye uygulamıyor. Ne yapacaksınız diye sordu. Gayet ilginç bir cevap verdi. Dedi ki Avrupa Birliği ya da Avrupa Konseyi dediğimiz uluslararası kuruluş bir takım değerleri savunmak üzere ve bu değerleri korumak üzere kurulmuş olan bir kuruluştur. Yani çocuk oyuncağı değildir. Eğer siz mahkemenin kararını uygulamıyorsanız o zaman Avrupa Konseyi'nde de işiniz yok kardeşim. Dedi. Ve bu çok net bir söylemdi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na da bir biçimde ilettim. Yani sonra demeyin ki yani işte ya bizi şikayet ediyorlar. İşte biz Türkiye çok zordayız. Neredeyse 6-7 cephede çarpışıyoruz. Siz de gidip bizi Avrupa Konseyi'ne şikayet ediyorsunuz. Hayır, biz Avrupa Konseyi'ne şikayet etmiyoruz. Bizim meselemiz bitti. Biz hukuk yoluyla durumumuzu tespit etmek istiyorduk ve ettik. Nedir durumumuz? Alevilere siz ayrımcı muamele yapıyorsunuz Türkiye'de. Binaenaleyh bu ayrımcı muamele yasaktır bizim yasalarımıza göre, anayasamıza göre, Avrupa Konseyi değerlerine göre. Onun için gereğini yapın. Alevilere haklarını verin. Şimdi bu noktadayız. Ha, bu önümüzdeki günlerde, yani birkaç gün önce Avrupa Konseyi'nden bir mesaj aldım. Genel sekreterlikten. Çünkü bize de bilgi veriyorlar. Davanın tarafları olduğumuz için. Diyorlar ki hükümetle yaptığımız görüşmelerde bu meselenin halledeceğini ümit etmek istiyoruz. Ama hükümetle konuşmamızda bize dediler ki, bunu da ilk defa senin programında açıklıyorum. Bize dediler ki pandemi sebebiyle yüz yüze görüşmek zor oluyor. Onun için şu pandemi şartları biraz hafiflesin. Hafifler hafiflemez bu işin gereğini yapacağız dedi. Şimdi yaparlarsa iyi olur. Türkiye rahata ulaşır. Evet. Ve Türkiye iç sağlamlaştırma olayını gerçekleştirmiş olur. Yurttaşların şu ya da bu gruplar tarafından tahrik edilmelerini, sahaya sürülmelerini engellemiş olur. Türkiye'de Alevi Sünnilerin arasında herhangi bir sorun yok. 1000 yıldır beraber yaşıyorlar ve 1000 yıldır bir Alevi Sünni çatışmasını kimse söyleyemez. Türkiye'de son yıllardaki çatışmalar yani 1980 öncesi çatışmalar tamamen organize çatışmalardı. İhtilali meşru kılmak için çıkartılan Malatya olayları, Çorum olayları, Sivas olayları gibi olaylar Alevi-Sünni çatışması var. Bu ülkede kan dökülüyor. Onun için biz demokrasiye ara veriyoruz deyip askerler el koydular olaya. Yani bunun gerekçesini hazırladılar. Ama yine kimin sırtından? Gariban Alevilerin sırtından. Çünkü daha çok Aleviler
zarar gördü o olaylarda. Yani geldiğimiz nokta budur. Ama ümit ediyorum ki aklı selim hakim olacaktır. Bugünkü siyasi kadroların entelektüel gücü ne kadar zayıf olursa olsun, bunun ne kadar büyük bir tehdit oluşturabileceğini görecek kadar bilgileri vardır diye ümit etmek istiyorum. Peki hocam, yaklaşık 7 dakikamız var. Sizin bu mekanda su bulunur mu? Tabii. Bulunursa bir şey ya, boğazım kurudu. Evet. Tamam. Arkadaşlar, hocamıza bir su getirebilir miyiz lütfen? Tamam. Peki, hocam, iktidarın yaklaşımı ne? Yani şimdi ortada çok somut bir durum var. Bu artık tartışma götürmez bir şekilde kabul edilmiş olan bir durum. Yani cemevlerine resmi ibadethane statüsü verilecek. Peki tamam, iktidar belki hani bir takım kaygılarla bunu geciktirmeye çalışıyor. Orada bir şeyi düzeltebilir miyim müsaade edersen? Bundan böyle cemevine hukuki statü vermek diye bir olay yok. Niye yok? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi o statüyü verdi. Ha, yani Türkiye'de yasaların düzenlenmesi açısından söylüyorum. Türkiye'nin kanunları ve anayasası onun altında yer alıyor. Problem burada. Tabii. 90. maddeyi diyorsunuz değil mi? 90. madde aracılığıyla evet. İnsan haklarına ilişkin kararlar Türkiye'nin iç hukuk mevzuatı anayasa hükümleri dahil, bak. Anayasa hükümleri dahil üstünde yer alır hukuki güç olarak. Evet. Evet. Peki iktidarın yaklaşımı ne şimdi? Şimdi iktidarın yaklaşımı ne? İktidar hala işte hocam tamam bunu yapacağız. Teşekkür ederim. Yapacağız, edeceğiz. İşte zaten sonuna geldik. İşte ama bu arada işte pandemi var. Bu hastalık bulaşıcı, çok bulaşıcı. Onun için sağlıklı müzakereler yapmamız karşılıklı olarak kolay değildir falan gibi şeylerin arkasına sığınmaya çalışıyor hala. Ama oysa bizim Cem Vakfı olarak ve Cem Vakfı'na bağlı aşağı yukarı Avrupa'daki ve Türkiye'deki bütün kuruluşlar bu düşünceyle Cem Vakfı'nın arkasında yer alıyorlar. Yani herhangi bir ayrı gayrımız yok. O ara sıra ayrı gayrı varmış gibi üretilen, yapay olarak üretilen bir takım isimler takılarak Pir Sultan, Hacı Bektaş, bilmem Yunus Emre gibi büyük Alevi büyüklerinin isimlerinin takılarak dernek vesaire şeklinde kurulması genelde hükümet politikasıdır. Yani Alevilerin kıblesi şu anda Cem Vakfı'dır. Ve yani bunu ispat için de şeye gerek yok. Tapu gibi Alevilerin artık elinde bir mahkeme kararı var ve bu mahkeme uluslararası bir mahkemenin kararı. Peki bu iktidar bu kararı yerine getirmezse ne olacak hocam? Bir seneye, üç sene sonra, beş sene sonra ömrümüz olursa bunları konuşmaya devam mı edeceğiz? Şimdi bu hükümetin böyle bir yanlışa doğru gitmesi ve yanlışta ısrar etmesinin çok vahim sonuçları olur. Bakın bu kelimeyi ben kolay kullanan bir hoca değilim. Çok vahim sonuçları olur. İçeride olur, dışarıda olur. İçeride derken Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde her Alevi yurttaş, her Sünni yurttaş ya da herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı, inancı mezhebi ne olursa olsun, adalet adına bu mahkeme kararının bizim mahkemeler önünde yeniden devletin tazminata mahkum edilmesini isteyebilir. Tazminat isteyebilir. Milyonlarca davaya bu hükümet muhatap olur. Ve altından çıkamaz, yargı organı da iflas eder hale gelir, çalışamaz hale gelir. Dışarısı açısından Türkiye'yi çok ağır şartlar bekler.
Yani Avrupa Konseyi öyle dalga geçilecek, alay edilecek. Canım bunlar bizi sevmiyorlar. Hep aleyhimizde bunlar karar çıkartıyorlar denecek bir kurum değil. Çünkü Türkiye de orada üye ve 47 tane devlet var orada. Ve bu devletler sıradan devletler değil, dünyaya nizam veren devletler. Mesela Almanya var, mesela İngiltere var, mesela Fransa var, mesela İtalya var, mesela İspanya var, mesela Rusya var. Yani bütün bu devletler Avrupa Konseyi'nin üyeleridir. Ve bunlar da mahkemenin verdiği kararların bugüne kadar hepsi uygulamıştır. Size çok ilginç bir örnek vereyim. Avusturya Anayasası'ndan göre Hristiyanlar dışında, yani Türkiye'nin ya da Türklerin, Müslümanların bir hak sahibi olmaları fevkalade zordu. Yani böyle bir zorluk çıkartıyordu oradaki mahkemeler dahil. Ve oradaki bir arkadaşımıza dava açtırdık. Kim aleyhine? Avusturya hükümeti aleyhine. Dedi ki bu antlaşmanın 9. maddesine aykırıdır. Siz Alevilere karşı böyle yapamazsınız. Alevilere bütçeden pay vereceksiniz. Çünkü onlar sizin bütçenizin verdiği vergilerle besleyicileri, ortakları artı eşit muamele yapmak zorundasınız. Ve ne oldu biliyor musunuz? İnanılır gibi değil ama Türkiye'de inanılır gibi değil. Yoksa Avrupa'da filan bu gayet doğal. Avusturya devleti anayasasını değiştirdi. Ve anayasasına özel bir hüküm koyarak bunu mümkün hale getirdi. Bugün Avusturya oradaki Alevilere genel bütçesinden pay veriyor mesela. Yani Aleviler Türkiye'de o payı alamıyor. Ama Avusturya Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına, Alevi kesimine bu payı veriyor. Ve ayrıca da parlamentoda kendisine özel bir oda ayırdılar. İletişimi sağlamak için. Yani yurt dışına bu iş yansıdığı zaman Türkiye'nin üzerine çullanmak isteyenler ellerinde büyük bir koz bulmuş olacaklardır. Hiçbir hükümetin, yani aklı selim sahibi hiçbir hükümetin böyle bir riski göze alamaması lazım. Almamalıdır. Fevkalade büyük yanlış yapar. Ha, oradaki reaksiyonumuz ne olacak? Yani onu göreceğiz, zaman gelince göreceğiz ama oraya kadar işin varabileceğini zannetmiyorum. Yani tahmin etmiyorum ki bu ülkeyi yönetirken işte ülkeyi yükselteceklerini, birinci lige çıkartacaklarını, ilk 10 arasına sokacaklarını filan savunanlar böylesine bir uluslararası kozu 47 devletin eline versinler. Eğer veriyorlarsa herhalde bir şeyleri noksan demektir. Hocam çok teşekkürler. Yani bütün bu bilgiler için. Tabi bu mesele daha ayrıntısıyla uzun süre konuşulması gereken bir mesele. Evet. Bunu tabi ilerleyen günlerde, ilerleyen programlarımızda ayrıca konuşacağız. Tekrar tekrar irdeleyeceğiz. Şimdi biz bu özel yayınımızı bitirmiş oluyoruz. Çok teşekkürler. Buraya kadar ben de teşekkür ederim. O arada bir şey daha söyleyeyim. Yani genelde bilinmeyen ve söylenmeyen bir şeyi. Bir hukukçu olarak, devletler hukuku hocası olarak bizim anayasamızda sürekli atlanan bir hüküm var. Ve bugün Sayın İstanbul Belediye Başkanı'na da onu hatırlattım. Ben Deniz'i ziyarete geldiğinde evde de ifade ettim. Madde hükmünü okudum anayasanın, 138. maddesi. Onu müsaade ederseniz tekrar okuyaraktan tabii bitireyim bu konuşmayı. 138. maddenin 3. fıkrası diyor ki, yasama ve yürütme organları ile idare. Yasama ve yürütme organları ile idare. Mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Çok net var mı bu tercümesi? Evet. Bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez. Hiçbir surette değiştiremez.
ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Daha nasıl ifade etsin? E peki ne kadar zamandır bu mahkeme kararları uygulanmıyor Türkiye'de? İdareden de bahsediyor. Onun için tüm belediyeler resmen, çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet yapısı merkezi idare ve mahalli idare olarak ayrılmıştır. Öyle değil mi? Ankara ve Taşra. Taşra. Bu idareler bu kapsamın içindedir ve bunun için yazılmış bu hüküm. Binaenaleyh ben elimden bir şey gelmiyor, bir şey yapamam diyemez belediyeler. Belediyeler bütçelerinden Alevi yurttaşlara da pay vermeliler eğer camilere de bir yardımda bulunuyorlarsa. Ayrım yapamazlar. Kanun maddesi gayet açık. Tüm yurttaşlar, Alevisi, Sünnisi, Şafisi, Hanbelisi hepsi adalet adına bu hükme dayanarak belediyeleri şikayet edebilirler. Mahkeme önüne götürebilirler. Bugün de Sayın Belediye Başkanımıza bunu hatırlattım. Bu madde hükmü biz konuşmasak da burada yatıyor dedim. İnşallah uyarmazsınız. Evet. Hocam çok çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. Bu açıklamalar için. Evet, böylece bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biraz sonra tekrar birlikte olacağız.